Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de şimdi reform hareketlerine bakacağız Tonguç. Reform ne demek biliyor musun Tonguç? Hocam form yani arkadaşlar şey... Yeniden diyor, form almak öyle değil mi? Diyet yapınca hocam... Reform. Hayır alakası yok Tonguç. Forma giriyoruz. Bak. Şimdi şu çok önemli Tonguç. İlk başta... Doğu'nun zenginlikleri var. Bunu bir kere bileceksin. Doğu'nun zenginlikleri var. Batı daha zengin değil mi hocam? Hayır. Bak Doğu burası, Batı burası olsun diyelim ki. Doğu'nun zenginlikleri çok fazla. Baharat, ipek bunların elindeydi hatırlarsan. Batı'da bu zenginlikleri ta böyle ticaret yolları üzerinden, ipek ve baharat yolu üzerinden kendine alıyordu. Fakat ipek ve baharat yolunun kontrolü İstanbul'un fethiyle tam anlamıyla kimlere geçti? Türklere. Bizlere geçti, Türklere geçti. Dolayısıyla Batı, Doğu'ya ulaşmak için yeni bir yol keşfetti. Dedi ki ben buradan, başka yollardan, buradan böyle 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 dolaşır ve Doğu'ya ulaşırım dedi. Uzatmışlar yolu yalnız. Yolu uzattılar ama yolu uzatırken yol kenarında farklı farklı çok güzel yerler buldular. Nereyi buldular? Mesela Amerika'yı keşfettiler, Avustralya'yı keşfettiler, Afrika'nın güney kısımlarını keşfettiler. Yani coğrafi keşifler gerçekleşti. Artık Batı bu yoldan değil de Türklerin olmadığı yoldan diğer taraftan coğrafi keşiflerle zenginleştiler. Zenginleştikten sonra da madem zenginleştiler, Batı ne oldu? Bak Batı bir anda artık zenginleşti, güçlendi. Batı zenginleşip güçlendikten sonra burjuva bilhassa sanatçılara ve bilim adamlarına önem verdiler. Onları maddi anlamda desteklediler. Onlara parasal yardımda bulundular. Ve bunlar da bu yardımlar sayesinde aydınlanma denen kavram doğdu. Artık yeniden doğuş anlamına gelen Rönesans gerçekleşti. Rönesans'ın gerçekleşmesiyle birlikte Avrupalılarda bir modernleşme başladı ve kilisenin de etkisi azalmaya başladı. Neden? Çünkü matbaa yaygınlaştı. Kilisede daha fazla, daha az okunan İncil dünyanın birçok yerinde, Avrupa'nın birçok yerinde okumaya başladı. Ve bu okuyan insanlar dediler ki, aa kilise bizi dolandırmış, kilise bizi kandırmış dediler. Allah Allah. Ve reform başlattılar. Yani dindeki yenileşmeye, dindeki yenilenmeye, dindeki düzeltmeye, Hristiyanlık için geçerli bu, reform diyoruz. Aa. Kilisenin sosyal, siyasi ve ekonomik olaylara müdahale etmesi birincisi reformun nedenleriydi. Kilise her şeye karışıyordu, her şeye maydanozdu. Sosyal olaylara karışıyordu, siyasi olaylara karışıyordu. Aynı okulları zamanda bile vardı değil mi hocam? Okulları vardı, eğitim tamamen onun kontrolündeydi. Ve en önemlisi de Haçlı seferlerini düzenliyordu ya kilise. Hadi hep benim toplanıp doğuya sefer yapacağız diyordu Batılılar. Böyle buradan çıkıyorlardı bu İstanbul fethedilmeden önce. Haç seferleri yapmışlardı ama perişan olmuşlardı. Kilise yavaş yavaş artık önemini kaybetmeye başlamıştı. Ve aynı zamanda skolastik düşünce yaygınlaşmıştı. Skolastik düşünce. O ne demek hocam? Skolastik düşünce şu. İnsanlar artık bıkmışlardı yani yeter demişlerdi. Böyle dinin etkisi altında sadece dinin kontrolündeki düşünce demek bu. Yani insanlar kilise ne derse onu yapıyorlardı. Kilise ne derse onu yapıyorlardı. Cennetten arsa satıyordu, mahkemeler onun kontrolündeydi. Ve skolastik düşünce yaygınlaşınca yeter artık dediler, bıktılar. Hocam dedem o zamanlar bir tane arsa alsaydı en azından bizim de garanti olurdu ya. Cennette mi diyorsun? Evet hocam yani. Anladım Tonguç. Şimdi ve günahların para karşılığı affedilmesi diye işte bu mesela kilisenin aforoz ve enterdi gibi yetkilerin olması. Dinden çıkarma. Hocam Müslümanlıkta böyle bir şey var mı ya? Yok. Varsa lütfen hemen hayır, yok, benim öyle çok bir şey yok. Günahım var hocam çünkü. Tövbe de. Dinden çıkarmak günahları sadece ve sadece Allah affeder. Tövbe edersen Allah affeder. Başkası öyle parayla affedemez. Sakın seni kimse kandırmasın, paranı kimse kaptırmasın. Geçen gün arkadaşım affedeceklerini söylediler. Aldılar paramı hocam. Ya Tonguç çok safsın. Öyle bir şey yok. Müslümanlıkta öyle bir şey yok. Hristiyanlıkta da yok. Onu zaten kilise kendisi uydurmuştu. Ve bu uyduruluklar sonradan başına ne olacak? Onları zor duruma düşürecek. Martin Luther madem matbaa çoğal dedi bak matbaa sayesinde İncil basıldı ya matbaa sonrasında ne olacak? İncil çoğaltılacak. İncil çoğaltılınca bunu okuyacaklar Avrupalılar. Diyecekler ki okuyanlardan bir tanesi Martin Luther Katolik kilisesini protesto etti. Dedik ben bunu okudum abi de İncil dedi. Ben sizi protesto ediyorum. Böyle bir şey yazmıyordu. Yok cennetten arsadır şudur budur. Böyle bir şey yok dedi. Reformcular ile Alman İmparatorluğu arasında mücadele başladı. Savaşlar yapıldı. Yani Martin Luther'i destekleyenler ve Alman İmparatorluğu dedi ki hayır karışamazsın. Sen kesinlikle bize uyacaksın. Protesto edemezsin dedi. Martin Luther protesto etti. Protesto edenlerle yani reformcular ile Alman İmparatorluğu arasında savaşlar yapıldı ve bu savaşlar sonrasında da Augsburg Anlaşması imzalandı. Yani Augsburg Anlaşması. O ne demek? OGS mi hocam? OGS kaçak değil. Hayır, geçişler kaçak geçişle alakalı değil. Yani dediler ki tamam biz reformu kabul ediyoruz. Madem dinde yenileşme yapmak istiyorsunuz biz bunu kabul ediyoruz dediler. Ve Almanya'da da protestanlık mezhebi serbest oldu. Yani protesto etmişlerdi ya kiliseyi. Yeter o artık yüzden demişlerdi. Protestan dedi. Bak nasıl biliyor musun Tonguç? İlk başta Hristiyanlık var. Şöyle yazıyorum Hristiyanlık. Hristiyanlık kavimler göçünden sonra ikiye bölünüyor. Ne oluyor? Bir Katolik oluyor Roma'da.
Bir de Ortodoks oluyor İstanbul'da, tamam mı? Bunlar Sonra niye bu Katolik bölünüyorlar ya? kilisesine karşı, reform hareketleri oluyor. Yenile kendini diyorlar ve reform hareketleri sonrasında Katolik kilisesine karşı protestanlık doğuyor. Diyorlar ki yeter artık diyorlar. Biz seni protesto ediyoruz diyorlar. Katolik kilisesi de kendini yenileyecek. Hakikaten biz abarttık ya diyecek. Öyle cennette arsa falan saçmalamışız diyecekler. Ve aynı zamanda Fransa'da da Kalven hareketine başlayacak. Kalvenizm mezhebi doğacak. Fransa'da reform hareketlerini Jean Calvin diye bir adam başlatacak ve Kalvenizmi serbest bırakacak. Peki reformun sonuçları ne oluyor? Birincisi Avrupa'da yeni mezhepler ortaya çıkıyor. Bunları söyledik. Protestanlık, Kalvinizm. Kalvenizm, Anglikanizm gibi farklı farklı yeni mezhepler çıkacak. Ve Scientology var mı hocam? yok, o yok daha. Din adamlarına duyulan güven azaldı. Papa eskiden böyle dedikken, tamam mı? Papa'nın esasında o kadar da olmadığının, esasında onun sadece bir din adamı olduğunun, her şeye böyle etki edemeyeceğinin, tek doğrunun Allah olduğu anlaşıldı. Dediler ki bir dakika ya. Mesela kilise şöyle bir şey diyordu. İnsan günahkar doğar. O yüzden o vaftiz edilmeli diyordu. Ama John Locke denen bir adam dedi ki hayır, insan tabularasa günahsız doğar dedi yani. Bomboş bir sayfadır. Sonradan insan yaptığı hatalarla kendi sayfasını kirletir dedi. Yani en baştan günahkar doğmak nedir dedi. Bütün bunları söyleyerekten reformu başlattılar. Ve aynı Ciddi zaman reformlar hocam ciddi mı? reformlar ve skolastik düşünce, bak bunu yazıyorum. Skolastik düşünce yalan oldu olmuş. Skolastik düşünce artık spastik oldu. Skolastik düşünce bitti. Skolastik Hocam çok düşünce. garip bir isim var. Hatta ezberlemesi bile çok zor hocam ya. Evet, önemini yitirt olmuş. Kilisenin mallarına el Hadi konuldu. canım. Evet ve eğitim, bak eğitim kilisenin elinden alındı. Zaten kilisenin çok hızlı büyümesinin sebebi de eğitimdi. İnsanlar ilk başta niye Hristiyanlaşıyordu biliyor musun Tonguç? Okuma yazma bilmiyorlardı. Evet, okuma yazma bilmiyorlardı. Kilise de onlara okuma yazma öğretiyordu. Gelin burada okuma yazma öğrenebilirsiniz diyordu. İnsanlar da kiliseye gidip okuma yazma öğrenince papazlara saygı duyup onlara para verdiler. Verdikleri paralarla, bağışlarla kilise o kadar güçlendi ki ardından yönetimlere karışır hale geldi. Ama artık reformlar kilisenin etkisinden kurtuldular. Ve eğitim alanında laik dönem başladı. Laik. Yani teokratik dönem bitiyor. Laiği yanlış yazdım. Laik. Laik şöyle. Bak teokratik din etkisindeki yönetim demektir Tonguç. Kilisenin baskısının olduğu dönem. Skolastik dönem. Reformdan sonra bak. Reformdan sonra ne olacak? Laik eğitim başlayacak. Yani dinin etkisinin olmadığı eğitim başlayacak. Ve ardından da aydınlanma çağı başladı Tonguç. Niye? Rönesans ve reform hareketleri sonrasında artık aydınlanma çağı başlayacak. Niye? Birincisi bilime olan ilgi arttı. İnsanlar dediler ki artık her şey bilimdir dediler. Ve skolastik düşüncenin baskısından kurtulan, bak Hocam bunu reform geldi. herhalde ezberleyeceğim artık. Evet. Skolastik. Skolastik düşüncenin baskısından kurtulan Avrupalılar özgür düşünce ortamına kavuştular. Oh dediler, rahatladık dediler. Ve aynı zamanda laik eğitim sistemi kurulunca insanlar bazı şeyler hakkında daha fazla düşünmeye başladılar. Ve temelinde de Tonguç akılcılık ve bilimsellik ön plana çıktı. İnsanlar artık akıl ve bilime önem vermeye başladılar. Tabii ki de sanayi inkılabının da temelleri atıldı. Sanayi inkılabı nedir? Üretimde usta çırak ilişkisi yerine, yani şu gömleği elinle dikmek yerine fabrikada makinede dikilmesi ve sonrasında da Amerika Birleşik Devletleri kuruldu, Amerika keşfedildi ve sonrasında da Fransız ihtilali başladı. Niye? Amerika'nın kurulmasını esasında nasıl bir şey biliyor musun? Bak şurası Kuzey Amerika olsun şöyle. Evet hocam. Şurası Avrupa, şey Afrika olsun. Şurası Avrupa olsun. Tamam şöyle Asya'yı da çizelim çakma. Şimdi bak Amerika'yı esasında kimler kurdu? Avrupa'dan gidenler. Zenciler kurdu. Hayır, Avrupa'dan gidenler Amerika'ya yerleştiler tamam mı? Fakat buraya yerleşen Amerikalılar, bunlar diyelim ki Amerikalılar olsun. Buradaki İngilizler onlara vergi koyuyordu. Diyordu ki siz bizim dediğimizi yapacaksınız. Yeter bizim dediğimizi yapacaksınız diye. Halbuki buradaki Amerikalılar İngilizlere karşı isyan ettiler. Dediler ki biz istediğimizi yaparız. Biz artık burada yeni bir devlet Ne kurduk kadar dediler. ayıp ya. Evet ve isyan ettiler. Hatta bu isyana Fransızlar da yardım etti. Amerikalılar ve Fransızlar birlikte İngilizlerin baskısından kurtulup Amerika Birleşik Devletleri'ni kurdular. Sonradan da Fransızlar dediler ki lan bunlar gittiler kendi devletlerini kurdular. Biz hala burada krallarımızın altında eziliyoruz. Bizler de krallarımızdan kurtulmalıyız dediler. Burjuva ve halk birleşip Giyotin yaptılar. giyotin yapıp Fransız ihtilalini Hocam gerçekleştirdiler. o aletin kafamızı mı koyuyoruz hocam? Evet buraya kafanı şuraya Masaj sokuyorsun. mı yapıyor hocam Masaj alet? değil. Kafanı buraya koyuyorsun. Hop kesiyor Boyun vücudu. masajı mı Yok yapıyor? ince dilimler halinde seni doğramaya sevdiği için. Anladım. Evet çok kötü bir şey ama krallığı bitirip cumhuriyetleri getirdiği için esasında o dönemde iyi işlere sebebiyet vermiş diyebiliriz. Nikolaus Kopernik nedir? Tabii insan öldürmek kötü bir şey. Nikolaus Kopernik kimdir? Bu, hani dedi ki aydınlanma başladı, bilime önem verildi. Yunanlı bir astronom Batlamyus'un dünyanın sabit olduğu teorisini yanlış olduğunu ispat. Yani diyor ki dünya sabit diyor adam. Hayır dedi Kopernik. Dünya dönüyor dedi. Böyle bir şey yok. Gece ve gündüz yaşanıyor. Dünyanın bir yörüngesi var. Ve bu şekilde olmaz. Uyduruyorsunuz. Bunlardan artık kurtulun dedi. Çok ayıp şeyler Evet. bunlar. Isaac Newton denen bir adam. Isaac İngiliz hocam. Isaac Newton denen dedi ki Isaac diye okuyor. Biz onu Türkler İshak diye diyemiş. İsa'dan mı geliyor hocam? O İshak diyeceksin Tonguç. Mesela bak şuna Aa. dikkat et. Mesela Joseph diyor ya. Bunu Joseph diye okuyamaz. Yusuf. Yusuf diyeceksin. Mesela Jacob diyor ya. Buna ne diyeceksin?
Yakup Kazım. diyeceksin. Hayır, Yakup. Mesela Abraham diyor ya Tonguç. Bu İbrahim mesela. İbo. Evet. Adam diyor ya mesela. Adem diyeceksin buna mesela. Hayır, Eve diyor Oy ya. pardon hocam şimdi Havva diyeceksin mesela. anlamadım. Mesela başka kim var mesela? Başka Benjamin. Benjamin ne biliyor musun Tonguç? Ne diyor hocam? Bünyamin bu da ya. Adamlar Aa. uyanık bizim Bünyamin'i Benjamin diyorlar. Daha karizmalı. Ne Oha çok alakası var ışıkı Bünyamin? açtılar Hayır. gerçekten. Bu da İshak normal bizim ISO yani. Anladın İshak mı? ya İshak, aynen. ISO ya falan şeklinde seslenebilirsin. Isaac Newton dediğin gibi İngiliz fizikçi, matematikçi, gökbilimci, mucit neyi buldu biliyor musun Tonguç? Yer çekimi kanunu. Yer ki... Aa kafasına elma düşen adam bu. Bu kafasına elma düştü ve beyni yarıldı. Tamam, beyninde çatlak oluştu. Hocam Uzun Amasya bir süre elması iyi miydi? Amasya'da yaşıyordu Ama küçük normalde. Amasya. İshak işte bizim İshak. Tamam. Bildiğin İshak Amasya'da elma kafasına düştü ama elma taş gibi bir elma, tamam mı? Kafası yarıldı ve kafasından çıkan bilgileri toplayan başka bir adam, Isaac denen bir adam, o Aa. bilgilerle dedi ki yer çekim vardır, Hocam kanun her vardır. şey Türklerden çıkıyor. Ben Her size öyle şey bir söyleyeyim. Türklerden doğmuş. Jean-Jacques Rousseau denen adam da milli egemenlik düşüncesini, yani ülkeleri krallar değil halk Bu yönetebilir. adamın ismi havalı ya hocam. Seçime gidebiliriz düşüncesini ilk defa Jean-Jacques Rousseau Rus buldu. muydu hocam bu? Yok, bu Fransızdı. Toplumsal Sözleşme adlı eserinde insanlar kendi aralarında sözleşip birbirlerini yönetebilirler dedi. Bu da Bruno'da dünyadan başka gezegenler de vardır dedi. Uzun burunlu. Evet, Bruno, bak zaten Bruno ismi buradan geliyor. İşkencelere maruz kaldı. Yeter dediler, yeter yeter yeter. Ama adam vazgeçmedi. Dünyadan başka gezegenler de O ne vardır. demek dünyadan başka gezegenler? O zamanlar bilmiyorlar mıydı hocam? Bilmiyorlardı. Adam dedi ki bence dedi Plüton, Satürn, işte Jüpiter gibi başka başka gezegenler de olabilir dediler. Ulan gezegenlerden birine de bu adamın ismini verin değil mi? Adam o kadar eziyet çekmiş. Yazık yani. Ama bilim adamları gene bencillik yaptılar. Yok şaka. Bilim adamları gerçekten olmasa birçok bilgiye ulaşamazdık. Ve Galilei, bunu da duymuşsundur. Galileo Galilei. Dünyanın hem kendi hem de güneş etrafında döndüğünü ispatladı. Yani dünya biliyorsun hem kendi ekseni etrafında dönüyor, gece ve gündüz yaşanıyor. Hem de güneşin etrafında dönüp mevsimler yaşanıyor. Bunu söyledi ve bu da kilise dedi ki tövbe de dedi. O da hayır ne alakası var, ben Allah'a da Öldürüldü inanıyorum. mü hocam? Kilise bunu idamla yargıladı Tonguç. Şaka yapıyorsun ya. Öldürüldü ve kesin öldükten sonra kilise dünyanın döndüğünü duyunca çok üzüldü demiştir ama artık iş işten geçti. Şimdi ödüllü sorumuzu yapıp yollayalım Tonguç. Örümcek kafalı hocam. Evet. Aynı zamanda bir önceki bir sonraki videomuza bakmadan önce video yağmurumuzun olduğunu unutmayalım. Bir önceki videomuzu ve bir sonraki videomuzu izleyelim Tonguç.